Talih çile kader sözü bir etmiş, her nereye gitsem gezer peşinde. Allah büyüktür mutlaka ki. Evet sevgili seyirciler, Adana'dayız. Gene bir kardeşimiz özürlü çocuğu olduğunu ve kendisi ileri derecede şeker hastası olduğunu, hiçbir şeyleri olmadığını, gerçekten evin içinde hiçbir şey yok. Biz de bugün kardeşimizi ziyarete geldik. Biraz onu tanıyalım, bakalım bu kardeşimiz için de neler yapacağız. Evet, sizi biraz tanıyalım. Ben Ayşe Aktaş. Şekerden dolayı göz mağduruyum. İşte özürlü bir tane çocuğum var. Yardımla yaşıyoruz ama evimiz kira. Çocuğum bez kullanıyor. Yeterli gelmiyor. Kaç yaşında çocuk bez kullanıyor? 11 yaşına girecek. 10,5 yaşında şu an hanım kızımız. İşte belden aşağısını doktorların deyimiyle ben bilmiyorum. Bir kis varmış. Neyse. O belden aşağısını geliştirmediği için büyük küçük çişini tutamıyor. Çaresini de arıyorum. Hayırla geçiniyorum dediğim zaman doktorlar beni baştan savma yapıyorlar. Okula gidiyor mu? Özel eğitime gidiyor. Şu okula da yazdırdık. Ara sıra gidiyor işte. Durumumuz bundan ibaret yani. Çaresizlik içinde. Bekliyoruz. Nasıl olacak yani, Allah'tan başka? Senedir şeker hastasınız? Ben 97'den doğumdan sonra çıktı meydana. Ondan önce varmış. Yani şeker bizde irsi. Ailece. Gözünüze vurdu. Evet. 2 yıl oldu yaklaşık gözümü. İlk önce numune hastanesine müracaat ettim. Balcalı'ya sevk ettiler. 7 ay hiçbir işlem yapmadan bu şekilde bekledim. Sonra bir derneğe müracaat etmiştim. Onlar beni özel bir şeye gönderdiler. Muayene ettirdiler. Orada da yeşil karta bakmadığı için özel hastane lazer olamadım. Sonra eşin dostun yardımıyla sevk alıyorum. Lazer yaptırıyorum ama çok geç kaldığımı söylüyorlar. Yani ümit Allah'tan kesilmez. Yine de bu kadar da görsem binlerce şükürler olsun diyorum. Şöyle bir şey desem, ilkokula gittiği zaman Çağla'nın babası yok diye çocuklar alay etmişler. Eve geldi ağladı, günlerce okula gitmedi. Ben de senin baban var dedim. Ben eşimle imam nikahlı evli olduğum için, eşim de daha benden önce başka bir eşi olduğu için sonra ona evime gelip gitmesini söyledim. Çevreden bana bazı sorunlar soruyorlar ama ben özel hayatımı hiç kimseye anlatamam. Vardır benim de bana göre sakladığım bir şey yani. Yani düzenli bir evlilik olsa zaten eşim hamallık yapar, yine de bana bakar. Niçin bize bakmıyorsun dediğim zaman iş bulamıyorum, iş bulun da bakayım diyor. Hayat bazen böyle cilveleri oluyor değil mi hocam? Sabırla bekliyoruz yani. Tüm hayırseverlere sesleniyorum. Evim kira. Günüm bitti oldu. 5 ayım kaldı. Daha kiramın yarısını ancak verebildim. Ev sahibime anlatıyorum. Allah razı olsun. Allah büyüktür. Bir yerden yardım gelir diyor yani. Ne yapayım ben de yani. Böyle çaresizlik içinde bekliyorum. Allah büyüktür mutlaka ki. Evet. Biz aracı olduk. Sizlerin umut olacağına inanıyorum. Hiç değilse kirasını. Burada 1 yıllık kiralar değil mi? Adana'da, evet, öyle. Adana'da yıllık kiralar. O da zorla buldum. Ne kadar buranın kirası? 1,5. 750'sini verebildim. 750'si duruyor. Ben yardımla yaşadığım için kimse bana ev de vermiyorlar. Yıllık 1,5 değil mi? Yıllık 1,5 evet. Kira. 750 milyonu vermiş. 750 liraya ihtiyacı var kardeşimin. Ben inanıyorum ki birçok kardeşim o hanımın belki Adana'dan, Adana'nın içinden de iş adamlarımız çıkacak, seyredenler. Kardeşimin kirasını ve katkılarını, sağlığı olmadığı için benim için önemli. Sizin umut olacağınıza inanıyorum. Evet sevgili seyirciler, bugün elektriğinin son günü. Elektriğini ödeyemeyecek duruma gelmiş. Biz ailemizde birazcık da maddi, o sizin havuza attığınız 1 liralardan maddi katkımızı da sunuyoruz. Giysilerini, gıdalarını getirdik. Umuyoruz ki o 6 aylık kirasını, birikmiş kirasını da bir kardeşimiz ödeyecek.
İnşallah dost eli. Artık bunu çok istiyorum. O günlere gelecek. Hiç sizden istemeden o havuzdan ödeyecek ama öyle bir şansımız yok. İnşallah o günlerde olacak. Evet. Sağ olun. Allah böyle razı olsun. Allah küçük ne muradınız katkı. Varsa bunu da gene birçok insanın Allah attığı. Allah razı olsun. Evet. Zaten ben bir ekmek yiyorsam çocuğumla bir tok hayır sevenin katkısıyla yiyorum. İnanır mısınız 25 kuruş gelirim yok. Benim tek gelirim hayır sevenlerim. Onlardan yardım bekliyorum. Sesimi duysunlar bana değil yani kız çocuğumu acısınlar. Evet. Düşüp kalkmayan bir Allah derler ya. Ayşe kardeşim onlardan biri. Düşene elimizi uzatacağız. Düşenin dostu olmaz diyorlar ama biz artık onu değiştirdik. Düşenin dostu olacağız. Dost eline gönül verenler de onlar. Evet. Kızımız ekrana çıkmak istemiyor. Hasta. Şeker hastası. Ayakları evet. Ah ah ah. Ve gözlerine vurmuş. Bir kızımız da üzüldü. Böyle iki kadın derler ya bir damın deliğinde, bir damın deliğinde kalmışlar. Evet Ayşe kardeşim için de biz aracı olduk. İnanıyorum ki kirada oturuyorlar. Başka hiçbir çareleri yok. Bizler aracı olduk, sizler umut olacak. O kadar üzüldüm ki artık ben de konuşmalarımı karıştırmaya başladım. Dosteli, on binlerce yardıma muhtaç aile için umut. Umut olduğumuz muhtaç aileler, sizlerden aldığımız yardımlarla ayakta duruyor. İnsanımıza sahip çıkmanın tam zamanı.